Hepinize merhaba. Bugün sizlere bağımlılık yapan başka bir ajan olan kokainden bahsetmek istiyorum. Kokain, Güney Amerika'da yetişen Erythroxin coca isimli doğal bir bitkiden elde edilen bir madde. İlk olarak tabii oradaki yerliler tarafından çiğnenme şeklinde kullanılmış, keyif verici, haz verici olarak. 1860'lı yıllarda Avrupa tıbbında kullanılmaya başlanıyor. Özellikle vazokonstrüktör etki, yani damarları büzen etkisi olduğu için ameliyatlarda lokal anestezik olarak ya da ağrı kesici etkisinden faydalanarak bir takım tıbbi işlemlerde kullanılmış. Ancak bunun bağımlılık yapıcı etkisi tespit edildikten sonra tıbbi kullanımdan çıkarılmıştır. Kokain ne şekilde kullanılıyor? Baktığımızda bu toz kokain dediğimiz kokain hidroklorür formu pudra şekeri gibi bir formda. Bu daha çok burundan çekilerek ya da suda eriyebildiği için eriyik halde enjekte edilerek kullanılabiliyor. Diğer ikinci formu serbest baz kokain dediğimiz crack ya da taş kokain, yani sokak ismiyle taş kokain olarak geçen kristalize kokain hali. Bu daha katı formda, ısıya maruz kaldığında eriyor, çözünüyor ve yine o da bir ısıyla eritme ya da ısıtma şeklinde kullanılabiliyor. Bu daha az kullanılan şekli, daha çok kokain hidroklorür dediğimiz toz pudra şekeri halindeki kullanımı söz konusu. Saf kokain elde etmek çok kolay değil, çok pahalı. Bu nedenle aslında kokain zenginlerin partisinde kullanılan bir madde olarak da nitelendirilebiliyor. Ama günümüzde bu saf kokain olmasa da bunun daha çok kokain hidroklorür formu piyasada yaygın olarak kullanılabiliyor. Kokainin etkilerine bakacak olursak, kokain tabi alındığı zaman burundan inhalasyonla hemen dakikalar içerisinde o haz verici, keyif verici etkisi başlıyor. Yarım saat, bir saat kadar sürüyor ve bitiyor bu etki. Nasıl bir etki yapıyor? Uyarıcı etki dediğimiz işte müthiş bir zevk alma, müthiş bir keyif alma, enerjide artış, libidoda artış. Bu nedenle bu seks partilerinde de kullanılabiliyor bu madde, cinselliği arttırdığı için. Yine çarpıntı, nefes alışverişte artış, iştah azalması, kalp ritminde artış gibi bir takım etkileri de söz konusu. Çok yoğun kullananlarda ya da ilk deneyimde bazı vakalarda panik atak benzeri bir tablo yapabiliyor. Bu da diğer maddelerde görebildiğimiz bad trip dediğimiz bir durum söz konusu olabiliyor. Uzun kullanımında ise tabii bu kokainin o keyif verici ya da iyi hissettirici etkisi azalıyor. Daha böyle keyifsiz, mutsuz, depresif, enerjisiz, hatta cinsel istekte azalma gibi bir takım belirtileri olabiliyor uzun kullanan vakalarda. Artık o keyif verici etkisi olmuyor. Çünkü dopamin rezervlerini tüketiyor madde uzun kullanımda. Bu nedenle de daha depresif, mutsuz hissedebiliyor kişi kendini. Uyuşuk, böyle keyif almayan, hiçbir şey yapmaya enerjisi olmayan bir kişi olarak hissedebiliyor. Tabii bu videonun en önemli konusu kokain bağımlılık yapar mı? Halk arasında kokainin bağımlılık yapmadığına inanılır. Eğlencede bir kerelik aldık, keyif verici bir madde, ne olacak gibi bir inanışa sahip olabiliyor kişiler. Alkolle beraber bir kere deneyimledik, işte meraktan içtik, ne olacak gibi görebiliyorlar. Ancak kokainin fizyolojik bağımlılıktan ziyade çok ciddi psikolojik bağımlılık etkisi var. Yani dopamin düzeyini arttırdığı için, yoğun bir haz alma sürecine girdiği için kişi tekrar o süreci deneyimlemek istiyor. Biz buna aşerme diyoruz. Yani craving tıbbi ismiyle yoğun bir şekilde o maddeye özlem duyma ve isteme şeklinde olabiliyor ve kendini iyi hissetmek için tekrar deneyimlemek isteyebiliyor. Kokainin bağımlılık yapıcı etkisi özellikle tabii bu kişiden kişiye değişebiliyor. Belki tek kullanımda bağımlılık riski az ama yoğun bir aşerme etkisi olduğu için maddenin kendini yeniden kullandırma ihtimali artıyor. Peki kokain için kimler risk faktörü, kimler bağımlı olabilir? Özellikle tabii madde kullanımı genellikle arkadaş ortamında merakla başlayan bir süreç oluyor genellikle. Bu da eğlenceli partilerde işte ya da seks partilerinde kullanılan bir madde olduğunu düşünürsek, özellikle gençlerde heyecan arama davranışı yüksek olan, potansı olan kişilerde yüksek bağımlılık potansı. Yine kendini depresif hisseden kişilerde bu bir geçici iyilik hali sağladığı için kişiler bunu tekrardan deneyimlemek için almak istiyorlar.
Buna da self medikasyon diyoruz tıbbi olarak. Ve tabii bu yeniden o hissi yakalamak için aldıklarında da bağımlılık potansı oluyor maddenin. Bir diğer grupta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde yine kokain bağımlısı olma riski çok yüksektir. Bildiğiniz gibi bu bireyler diğer madde bağımlılığı riski de 3 kat yüksektir bu bireylerde. Dolayısıyla kokainin de uyarıcı etkisi olduğu için yine bu bireylerin dikkatini toplama ve kendini iyi hissetme, duygusal stabilizasyonu sağlama gibi bir etkisini hissettikleri için buna bağımlı olma riskleri yüksektir. Peki kokain bağımlılığı tedavi edilebilen bir durum mu? Evet, bu kişiye özel bir tedavi planı çizmek lazım. Yani her hasta için aynı tedaviyi önermiyoruz. Ne kadar süredir kullanıyor, ne kadar dozda kullanıyor, sıklığı ne kadar, bunları iyi bir öykü aldıktan sonra hastanın fiziksel durumu nasıl, herhangi bir epilepsisi var mı, kalp ritim problemi var mı, medikal problemleri var mı, bunlara yönelik bir tedavi protokolü çiziyoruz. Genellikle kokainin yoksunluk belirtileri maksimum 1-2 hafta kadar sürer. Bunlar yorgunluk, halsizlik, kendini depresif hissetme, enerjisizlik halidir. Böyle ezilmiş gibi hissederler kendilerini kişiler. Böyle hani sanki bir kaza geçirmiş de böyle hiç vücutlarında hal kalmamış gibi bir tanım yaparlar. Tabii bu yoksunluğu giderecek ilaçlar veriyoruz. Hafif vakalarda bu ayaktan tedavi edilebilir ama uzun kullanan ve yoğun kullanan vakalarda hastaneye yatırmak gerekebilir hastaları. Çünkü kokainin aniden kesilmesiyle de bir takım çekilme belirtilerinin, yani yoksunluk belirtilerini yoğun yaşayabilir kişi. İntihara meyil nedeni olabilir. Yeniden yoğun bir kokain arama davranışına girebilir. Bu nedenle hastaneye yatırmak bu vakalarda daha güvenli olabilir. Yine bu ciddi kullanıcılarda son yıllarda tedavi kılavuzlarına giren Vazoxerin Consta isimli 3 aylık enjeksiyonlarla yine bu vakalarda da çok güzel başarılar elde edilmektedir. 3 ayda bir iğne yaptırıyorsunuz, kontrollerinizi oluyorsunuz hekiminize, güzel bırakma oranlarına sahip oluyor bu bireyler. Bu vakalarda da yaklaşık 6 ay 1 yıl kadar böyle bir tedavi sürecine de girilebilir. Yani 3 ayda bir yapılan enjeksiyon formunda olan ilaçlar da mevcut. Tabii kokain için yoksunluk belirtilerden ziyade aşerme semptomlarının giderilmesi daha önemli bir mevzu. Çünkü çok yoğun bir mutluluk hali verdiği için bu kişilerin de aşerme semptomu çok yoğun görülüyor. Bunu tedavi etmek önemlidir. Bu konuda mutlaka tıbbi destek alması gerekir. Kişilerin aşerme semptomları yüksek olan bir madde olduğu için de kesinlikle bağımlılık potansının buradan geldiğini söyleyebiliriz. Zaten maddede bırakmaktan ziyade yeniden başlamamakla ilgili bir sorun vardır. Bu kısır döngüyü de oluşturur kişide. Yani kokaini belki bırakmak kolay ama yeniden başlamamak zordur. Bunun önüne geçecek şekilde bir tıbbi destek almak gerekir. Yine tabii altta yatan psikiyatrik problemler var mı? Duygu durum bozukluğu var mı? Depresyonu var mı? Aile içi bir problem var mı? Bunlarla da ilgili bir psikoterapi sürecine girmesi gerekir kişinin. Hepinize iyi günler.